Selin. Efendim. Demir Bey ne oldu? Pasaportum nerede Selin? En son nereye koymuştunuz? Sabah masamdaydı. Masanıza iyice baktınız mı? Burada olmadığı çok açık. Aa, evde mi kaldı acaba? Arabaya baktın mı? Niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Oyun oynama benimle. Demir Bey, ben sizin hizmetçiniz değilim. Asistanınız da değilim. Eğer pasaportunuz kaybolduysa Azmiye'den yardım isteyebilirsiniz. Selin, uzatmadan verir misin lütfen? Artık iyice çocuklaşmaya başladın. Sen yani gerçekten benim aldığımı mı düşünüyorsun? Başından beri Paris seyahatini mesele haline getiren sensin. İş için gidiyoruz. Projenin sunumunu yapıp geleceğiz. Yani bu sadece benim için değil, Artem'im için de önemli. O yüzden şu pasaportu verir misin lütfen? Ben almadım dedim. Azmiye? Ta-da. Al işte sana küçücük bir sebep. Azmiye, sen ne yaptın ya? Götür koy şunu masasına lütfen. Bak kaybolduğunu fark etmiş, benden bildi. Bilsin, bilsin. Gitmesini istemediğini iyice anlasın işte. Götür ver, lütfen. Tamam ya. Ay aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Buna gerek bile yok. Sadece gitme desem bile hiçbir yere gitmez bu adam. Azmiye Hanım masamda... Ay, içerisi çok kalabalıktı, masanızda bırakmışsınız. Kaybolmasın diye aldım. Teşekkür ederim Azmiye Hanım ama bir dahakine haber verin lütfen. Erken ayrılıyorsun. Kız arkadaşını arıyorsan terastan. Yukarıda kızlara Paris hazırlıklarını gösteriyor. Sen az önce kaç kadeh içtin? Niye soruyorsun? Alara'nın getirdiklerinden içmedim. Farkındayım. Diğerlerinden içtin ama. Böyle bisiklete binemezsin. Gel ben bırakayım seni. Hayır. Ben kendim gidebilirim. Ayrıca mesele buysa sen de araba kullanamazsın. Ben hiç içmedim. İyi. Ben bir taksiye binip giderim. Ayrıca senin içeride olman gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Gel hadi. Buyurun Selin Hanım. Azmiye'cim, Demir Bey nerede? Aa, Demir Bey dışarı çıktı Alara Hanım. Anlamadım, nasıl çıktı? Aa, buradan, kapıdan normal bir şekilde çıktı. Olağanüstü bir hal varmış gibi değildi. Selin Hanım nerede peki? Bilmem. Banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
yapıyorsun acaba Selin? Salonun şeklinden çok sıkıldım. Anladım. O yüzden de kendini sakatlamaya karar verdin değil mi? Yayla kızıyım ben. Bana bir şey olmaz. Ya Selin, bak gerçekten bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Ya benim de bu evde değiştirmek istediğim bir sürü şey var ama bu saatte mi yapmam gerekiyor? Müsait bir zamanda ne nereye konur karar verir, planlar öyle yaparız. Çünkü bu iş böyle yapılır. Öyle her şey planlı programlı olmaz. Bazı şeylerin kuralları yoktur. Böyle kalbinden geldiği gibi yaparsın, spontane. Bu evdeki bütün eşyaların yerini tek başına değiştiremezsin. İzle ve gör. Yavaş, sakatlık çıkaracaksın. Senden yardım isteyen olmadı. Ya Selin, bari şuraya koyalım. Bu mu bunun yeri? Hayır, ben burada durmasını istiyorum. Selin, bak sadece bir an, bir an mantıklı düşün. Bu burada olur mu? Ya geçişi kesiyorsun bir kere. Tamam, yer açarız. Dur sen! Ya parkeyi çizdin. İlla burnunun dikine gideceksin değil mi? Alışırsın. İnsan yanlışa alışamaz. Selin bir dakika dur, bir dakika dur ya. Bak bir bakalım, bir karar verelim. Ondan sonra yapalım. Şimdi beğenmeyeceğiz, sonra iki defa iş çıkacak. Bu iş öyle olmaz. Ya olmalı ama. Sen peşin peşin ne yapacağına karar vermişsin zaten. Ha şimdi anlaşıldı. Bu değil mi bütün sorunun? Ben Paris'e gidiyorum diye bütün bunlar. Ya ekipçe bir iş başarıldı. Ki sen de bunun içine dahilsin. Ve uluslararası platformda sunum yapmaya gidiyorum. Ya büyüttün, büyüttün, büyüttün. Kocaman bir olay haline getirdin bunu. Şimdi de altında eziliyoruz. Hayır getirmedim. Alara... Lütfen duymak dahi istemiyorum. Susalım ve şu salonu oturulabilir bir hale getirelim lütfen. Sevgilinle kıyamıyorsun değil mi? Ya Selin, bunu daha ilk gün söyledim sana. Özel hayatımızda işi karıştırmayacağız dedim. Çocukça yakıştırmalar yapmayı bırakıp olgun davranmaya başla biraz. Nene! Gidiyorum. Daha yeni duştan çıktım ya. Bıcık bıcık ter. Ne diyeceğim ben bu adama şimdi? Efendim Vedat. Bana bak, ne yapıyorsan bırak git hazırlan. Akşam seni ocak başına götürüyorum. Bu akşam olmaz. Bu akşam gelemem. Başka bir zaman yapalım Vedat'ım, olur mu? Demir'im bak, gelmek istemediğini biliyorum. Ama geleceksin. Bir haftadır bir suratlar, bir tavırlar falan. Gel bakalım akşam öğrenelim neymiş derdin. Vedat. Demir. Konum atıyorum kardeşim. Orada ol akşam. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.